Haber merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısına konuştu. Zeytindal Harekatı'na ilişkin görüşlerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak'taki DAEŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir, dedi. Güya DAEŞ'le mücadele için bölgeye çöreklenen herkes, şimdi DAEŞ'le bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor. Ya DAEŞ'le siz şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz? Kaç tane DAEŞ'liyi yok ettiniz? Veya DAEŞ'liyi nereye sevk ettiniz? Ortada hiçbir gerçek, kabullenilebilecek hiçbir vaka yok. Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, ne yaptığını, hangi işbirliklerin içine girdiğini, kime hangi imkanların sağlandığını teker teker tespit ediyor, kaydediyor. Artık hiç kimsenin DAEŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Çünkü hepsi de bugün DAEŞ'la birlikte hareket ediyor. Suriye ve Irak'taki DAEŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm taraflardan maskelerini indirip zaten bildiğimiz gerçek yüzleriyle karşımızda çıkmalarını özellikle talep ediyoruz. Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip de biz bunların PKK'lı olduklarına dair bir işaret görmedik diyenler kendileri kör veya aptal değillerse art niyetlidir. Sakarya hep beraberiz. Hele hele bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız. Ama şimdiden ilan ediyoruz ki hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Çünkü teröristlerin yanlarında ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoylarına yapmaları oldukça zor olacak. Onlar dünyevi çıkarlarından vazgeçmezken biz nasıl olur da canımızdan, aziz bildiğimiz vatanımızdan, ezanımızdan, bayrağımızdan, özgürlüğümüzden vazgeçebiliriz? Kardeşlerim, ölürsek şehit, dönersek gazi izleyen bir milletin evlatlarının üstesinden gelemeyeceği hiçbir mücadele yoktur. Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti Erzincan İl Kongresi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Başbakan Yıldırım, Afrin Operasyonu'nda Mehmetçiğin destan yazdığını söyledi. Ey Amerika! Terör örgütleriyle iş tutarak nereye varmak istiyorsun? Bu yol karanlıktır. Bu yol çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı bırak, silah vermeyi bırak, verdiğin silahları da söz verdiğiniz üzere toplayın artık. Afrin operasyonu devletin operasyonudur. Siyasetin değil. Allah akıl fikir versin. Bu yaşa gelmiş devlet nedir, siyaset nedir farkında değil. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı. Devlet ne kardeşim? Devlet soyut bir kavram. Ülkeyi yöneten siyasettir, millettir,
Millet ülkede siyaseti belirler, siyaset de ülkeyi denetir. Bunların kafası vesayet kafasıdır. Hala demokrasiyi anlayamamışlar. Afrin'i siyaset konuşmayacak da balinaların, yunusların, sadece kaplumbağaların geleceğini mi konuşacağız? Allah akıl fikir versin. Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada 25. günü geride bırakan Zeytindal Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytindal Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre yalnızca dün gece 70 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Özgür Suriye Ordusu Afrin'e girmek isteyen terör örgütü DEAŞ militanlarına geçit vermedi. ÖSO askeri Halep'in kuzeyinden Afrin'e girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ militanlarını engelledi. ÖSO aralarında bir çocuğun da bulunduğu teröristleri yakalayarak Afrin'e geçmelerine izin verdi. ÖSO tarafından yapılan açıklamada Esad rejiminin DEAŞ'ın Doğu Hama kırsalı ve İdlib'in güneyine ulaşmalarına imkan sağladığı belirtilmişti. ÖSO ve DEAŞ teröristleri arasında İdlib'in Huveyn beldesinde çatışmalar yaşanmıştı. Yaşanan çatışmalarda DEAŞ militanlarının öldürüldüğü ve bazılarının ise ÖSO askeri tarafından esir alındığı belirtilmişti. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytindal Harekatı kapsamında Katme köyünde terör örgütü YPG'ye ait bir cephanelik vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'deki terör örgütü cephaneliklerini bombalıyor. Afrin ve Azez arasında yer alan Katme köyünde terör örgütü YPG'ye ait cephaneliğin vurulma anı görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerleri tarafından cephaneliğin bombalanmasının ardından dumanlar yükseldi. İdlib'teki ÖSO güçleri Esad rejiminin DEAŞ'ın Doğu Hama kırsalı ve İdlib'in güneyine ulaşmalarına imkan sağladığını söyledi. Suriye rejimi DEAŞ'ın İdlib'in güneyinde ÖSO ile DEAŞ arasında şiddetli çatışmaların olduğu el-Halayil ve Huveyn beldeleri ve Hama'nın doğusunda bulunan Şatip el-Muşerrifiye köylerine ulaşmasını kolaylaştırdı. Aktivistler dün gece İdlib'in Huveyn beldesinde Özgür Suriye ordusuyla DEAŞ arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, ancak ÖSO'nun DEAŞ'a can ve maddi kayıplar verdirdiğini ve çok sayıda DEAŞ unsurunu esir aldığını söyledi. ÖSO birliklerinin koordinatörü Dr. Abdülmunim Zeynettin, Suriye rejiminin DEAŞ'ın Özgür Suriye ordusunun bulunduğu İdlib'e girmesini sağlayarak şehri tahrip edip ele geçirmek için plan yaptığı konusunda uyarıda bulundu. Doktor Zeynettin bu planın bozulması için her türlü hazırlığın yapılması konusunda uyarıda bulundu. DEAŞ'ın 5 ay önce Hama'nın doğusundaki Ugayribat'ta 1200 kilometre karelik bir alanda kalesi durumunda bulunan 150 köyü hiç savaşmadan rejim güçlerine terk etmesinin ardından rejimin bölgeye yeniden girmesi için DEAŞ'a kolaylık sağlamasının iki taraf arasında gizli bir anlaşma bulunduğunun belirtisi olarak yorumlandı. KON TV ekranlarında yayınlanan başkent gündemine konuk olan Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru ve gazeteci Serdar Arseven gündeme dair görüşlerini dile getirdi. Şayet Irak bir şey olmuş olsaydı bugün farklı ülkeler oraya girebilir miydi? Giremezdi. Asıl hedef ve amaç petrol, rant. Yani birçok kişi ölmüş ve öldürülmüş, olaylar olmuş, hiç umurlarında değil. Onların en büyük ideali ve yapıları, yapmış oldukları yıllarca politikalarını, hedeflerine ulaşmak ve ideallerine gitmek. Buranın en büyük eksikliği, geçenlerde yaptığımız bir programda Başbakan Yardımcısı Tekli Yaşar'ın güzel bir sözü vardı. Amerika'nın şimdiki politikasızlığı hem ülkemizi hem de bölgeyi ateşe atmaktadır. Bu politikasızlığı maalesef hem ülkemizi hem de komşu ülkeler arasındaki sıkıntılara meydana getirmiştir. Bugün, evet, bugün Trump'ın açıklaması bir farklı. Ve bu farklı açıklamalar maalesef hem bölgeyi hem de Türkiye'yi bu burada tatmin edici bir açıklama olmadan dolayı sıkıntılara koymuştur. Bizi etkileyen olaylardan bir tanesi, bilindiği üzere şu anlık sınır bölgesindeki Irak'tan Suriye arasındaki koridorun açılıp Türkiye'siz, evet, petrol yataklarını oradan Avrupa'ya ve Amerika'ya götürmek. Petrol firmalarının sahipleri kimlerdir? Hep Amerika ve İngiliz. Petrol arama
Şirketler kime ait? Yine onlara ait. Bize düşen maalesef buradaki koridorla birlikte asıl amaç tampon bölgesi ve Cumhurbaşkanımızın da defalarca söyleyip bir türlü bunu ikna ve halka anlatma noktasındaki gösterdiği noktalardan bir tanesi. Şayet burada kurulursa her gün başımıza bir bela, her gün başımıza bir musibet, her gün ülkemizi ve milletimizi sıkıntıya kurabilecek terör belası. Evet. Bugün DAEŞ, ondan sonra PYD'si, PKK'si ve farklı terör örgütlerinin bir arada bulunma noktası, eğitim yollarında bir tanesi orayı koymak. Bir tek Türkiye'de ticaret ve saray odası kayyum yeri Şanlıurfa. Yani bir türlü seçim de olmuyor, demokratik de olmuyor. Maalesef şu anın bazılarının kişisel menfaatleri, kişisel gelecekleri hem ekonomi noktasında ihracatı düşürüyor, hem bugünkü yapıyla birlikte daha önceki yapıyla arasında dağlar kadar fark ediyor. Ama bunu anlatamadığınız vakit, yapmadığınız vakit sıkıntılar oluyor. Konuştuğunuz vakit de tepki oluyor. İşte aynı fikirden değilmiş. Ama biz zorlar anlatıyoruz. Biz buradaki amacımız hem şehrimizin, hem ülkemizin, hem de insanlarımızın gelişmesi. Artık bizler de biraz önceki bahsettiğiniz noktada, ekonomik noktada büyümemiz lazım. Rakiplerimiz noktasında güçlü olmamız lazım. Rakibete açık olmamız lazım. Erken seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapısı olarak ideal noktasında, istikrar noktasında katiyen zamanda yapmayı tavsiye eder. Ama bugünkü ben de 2018'in Kasım ayında, çoğunu kişinin hemen tarihte belirtti, 2018 Kasım ayında seçim olacak diye söyleniyor. Bir yandan şu 15 Temmuz'un gününde seçimler yapılsın diye halkla ilgili bazı söylemler oluyor. Bazı söylemler işte Kasım ayında, ama benim tahminlerim yine 2019 Kasım ayında olma ihtimali yüksektir. Bu bir ihtimal. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına yaptığı konuşmada yüz binlerceye Bozkurt Afrin için hazırdır dedi. Diyorum ki cephe gerisinde düşmana mevzi açmaya çalışanlara inat, kahramanlarımızın yanındayız, onlarla biriz, sonuna kadar da beraberiz. Dün Kerkük için en az 5000 Bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını tekrar ediyorum. Yüz binlerce Bozkurt Afrin için hazırdır. Teröristlerin inlerini yerle bir etmek, dünyayı başlarına yıkmak ecdada borcumuz, millete yeminimizdir. CHP ile HDP alenen pişli olmuş. Aynı kazanda kaynamışlardır. Boşuna söylemiyorum. Ha CHP ha HDP. Ha CHP ha İP. FETÖ, PKK, PYD. Bunlar arasında herhangi bir fark yok. Dün bir gazetede mülakatı yayınlanan Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile beraber olacak mısınız sorusuna hayır dememiş. Demokrasiyi, insan haklarını savunan herkesle beraberlik iradesini göstererek bir kez daha çuvallamıştır. Nitekim malumun ilanını ve kendisine yakışanını yapmıştır. Afrin'e girilmesin diyen CHP Genel Başkanı acaba PYD, YPG ile kanlı ve kader ortaklığı ne zaman buluşacaktır? Neymiş? Zeytin dalı harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Asker operasyondayken en siyaset doğru değilmiş. Bunu söyleyen Genelkurmay eski başkanı Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete alet eden kimdir ya da kimlerdir? Kimi kastediyorsunuz? PKK, PYD, YPG üzerinden siyaset yaptığını zanneden, işbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden kocunmuşlardır? Askerlerimiz operasyondayken PYD'ye selam gönderip cesaretlendirenlere tek söz etmeyenlerin maksadı nedir? Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine komşu olan Aynel Arap'la Akçakale ilçesine komşu olan Tel Ebyat sınırında sessizlik hakim.
Terör örgütlerine yönelik Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı 25. gününde de devam ediyor. Terör örgütü PYD-YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kobani Aynel Arap ilçesinde sessizlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde kan anonslarının yapıldığı Aynel Arap'a komşu olan ve sınırın Türkiye tarafındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise geniş güvenlik tedbirleri alındı. Sınır birliklerinin yanı sıra zırhlı araçların da bölgedeki bekleyişi sürüyor. Diğer yandan sınırın sıfır noktası olan Akçakale, Tel Abyad sınırında da sessizlik hakim. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Tel Abyad'da herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü. Sınırın Türkiye tarafında ise zırhlı araçların bekleyişi sürüyor. Siverek katı atık istasyonu çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Siverek'in sorunlarından birini daha çözdüklerini dile getirdi. Şanlıurfa'yı daha da yaşanılabilir şehir haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Siverek'teki katı atık istasyonunu tamamlayarak hizmete açtı. Siverek'te yıllardır devam eden katı atık sorununa çözüm getiren Büyükşehir Belediyesi Siverek'e yaptığı yatırımlarla Siverek'i daha yaşanılır ve temiz bir ilçe yapmayı hedefliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Siverek'in çöpleri her gün düzenli olarak Şanlıurfa merkeze taşınarak elektrik enerjisine dönüştürülecek. Siverek katı atık istasyonu çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Özellikle katı atık yönetimi, sıvı atık da aynı şekilde, atık yönetimi noktasında Şanlıurfa çağ atlıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Birçok ilçesinde çağ atlıyor. Siverek'te çağ atlayan ilçelerimizden bir tanesi. Evet, söz verdiğimiz gibi AK Belediyeler sözünden durdu. Şimdi başarılı bir proje uygulaması var. Ben yüklenici firmamıza da teşekkür ediyorum. Projenin hakkını verdi. 3.750.000 TL aracıyla ve tesisatıyla birlikte bir maliyet söz konusu. Fakat Siverek çevre anlamında sıkıntıydı, risk altındaydı. Gerek etrafa saçılan kokular, gerek savrulan çöpler, gerekse görüntü kirliliği ve en önemlisi de sağlıklı insan sağlığına olumsuz etkisi var. Şimdi bugüne kadar olan çöpler gaz kontrolleri yapıldıktan sonra dönüşüme tabi bir şekilde bir kere burası ıslah edilecek bu alan. Ve başkanımızın da belirttiği üzere yeşil alan olarak Siverek'imize kazandırılacak. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise katkılarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Büyükşehir Belediye kadrolarına teşekkür etti. Hamdolsun değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın üstün gayretleriyle, Çevre Koruma Daire Başkanımızın, Genel Sekreter Yardımcımızın ve diğer ekibin ortaklaşa bir çalışmasıyla memnuniyetle şunu ifade edebiliriz ki bu tesis Siverek'e kazandırılmış durumda. Bundan sonra artık burası vahşi çöp alanı olmaktan çıkartılmış bulunmaktadır. Çöplerimiz aktarma istasyonuna getirilecek. Burada araçlarımıza nakledilmek suretiyle Urfa'ya taşınacaktır. Orada da değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın tesis etmiş olduğu tesiste dönüşüme girecektir. Siverek'i bu kötü görüntüden kurtardıkları için bize vermiş oldukları destekten dolayı Siverek halkı adına ben değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yakın çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybeden Şanlıurfalı yazar, bestekar ve şair Abdi Çakıcı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. O görmesin herkesin terbiye et nefsini. O görmesin herkesin terbiye et nefsini. Herkes Allah'ın kulu, unutma sen bu sözü. Herkes Allah'ın kulu, unutma sen bu sözü. İyiler de kötüler, hepsi gelip gittiler. İyiler de kötüler, hepsi gelip gittiler. Güdüte dönmediler, unutma sen bu sözü.
gidip de dönmedin yer, unutma sen bu sözü. Yaşlılığa bağlı sebeplerle Hakk'ın rahmetine kavuşan Abdi Çakıcı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün ölüm haberini alan sevenleri de sosyal medyada Çakıcı'yı rahmetle andıklarını ve Abdi Çakıcı'nın bestekarı olduğu Urfalı Zeyno türküsünün artık öksüz kaldığını belirtti. Hayatını kaybeden yazar, bestekar ve şair Abdi Çakıcı'nın cenazesi bugün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Harran Kapı Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çakıcı'nın cenazesi Harran Kapı aile mezarlığında toprağa verildi. Kanal Urfa ailesi olarak merhum Çakıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. Şanlıurfa Merkez Zeybi ilçesine bağlı Yakubiye mahallesinde tek gözlü bir odada yaşam savaşı veren ve çaresizlikten 3 çocuğunu da çocuk esirgeme kurumuna bırakan Bekir Aslan kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi 2769 sokakta tek gözlü bir odada yaşamını sürdürmeye çalışan 44 yaşındaki Bekir Aslan kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Tek gözlü bir odada yaşam mücadelesi veren Aslan zorlu kış aylarında geceleri yatarken üşüdüğünü kaydetti. Çok soğuk oluyor, aşırı soğuk oluyor. Evet, soğuk böyle 10 tane batane bir yorgan da üzerine atmış hemen içine yatayım. 10 batalya, bir yorgan. İçine yatayım da. Bir yana bir yaşamam mı? 12 yıl önce eşinden boşanan Arslan, çaresizlikten 3 çocuğunu çocuk esirgeme kurumuna bırakmak zorunda kaldığını anlattı. 3 tane çocuğum var, yurt adır. Abi evim yapılsa, benim hiçbir şey istemiyorum. Benim evim yapılsın, evim düzelsin, evim olsun. Ben şuram yanıma alacağım da. Sonra şuramı istiyorum. Ben de ki şey gelsin burada oturalım burada. Yemek yiyelim burada işte, şuralarımı giyireyim, sevgi vereyim. Şimdi sevgi gelmedi ben, ne yaptım, şuralarım orada, ben burada. Öyle mi? De baba diye gel, bize çık hadi. Kızım ev düzenine de gir. Ev düzenine de gir. Şimdi ev düzenine olsa neyse, şuralarımı yanıma ağırırım ben. Ben şuralarıma bakarım ben. Şuralarımın içini yırtadır, ben buradan şimdi benim için şu bir durumda şuralarımı alamıyorum ben. Şimdi devlet bana öyle veremiyor bana. 10 yıldır görme problemi yaşadığı için işsiz olan Aslan, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Geceleri soğuktan dolayı yatamadığını belirten Aslan, yetkililere durumunu söylemesine rağmen kendisine herhangi bir yardımda bulunulmadığını kaydetti. 5 yıldır çocuklarını maddi imkansızlıklardan dolayı göremediğini söyleyen Aslan, yetkililerden uzanacak bir yardım elini beklediğini ifade etti. Aynı mahallede ikamet eden Bekir Aslan'ın komşusu Mahmut Ayva ise, komşusunun zor şartlar altında yaşadığını söyledi. Bu yaşantı bir durum değildir. Yani şu an bu yaşanacak bir devir değildir. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, Eyüpiye Belediye Başkanı olsun, Sayın Valimiz olsun, yani gerekirse bunlardan destek istiyor. Yani bu adamın evin düzenlenmesini. Hemen hemen 1,5 yıldır eve, yani evin yapılması için belediye müracaat etmiş. Herhangi bir yanda bir gelişme yok. Evi komple damli. Yani bir banyosu yok, bir şeysi yok. Yani bu çocukları yurttandır. Herhangi bir anda bir çocuğu buraya gelmek istiyor, gelemiyor. Yani yurt bırakmıyor. Bu ev uygun olmadığı için bırakmıyor. Evin daha elektriği yok yani. Bu yaşantı değil. Yani bu Büyükşehir Belediye Başkanı buna bir yaratması lazım. Karaköprü Belediyesi tarafından Sultan Abdülhamit'in ölümünün 100. yıl dönümü sebebiyle Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu'nun da katıldığı bir program düzenlendi. Sultan Abdülhamid'in ölümünün 100. yılında anmak için düzenlenen programa konuk olarak Sultan Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu katıldı. Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünde düzenlenen programda Nilhan Osmanoğlu Sultan Abdülhamid'i anlattı. Mehmet Akif İnan konferans salonunda düzenlenen programa ev sahibi olarak Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve eşi Güler Baydilli'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi, Karaköprü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, 22. dönem AK Parti Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, İl Müftüsü İhsan Açık, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi,
meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Başkan Metin Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak her ay rutin olarak kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Tarihte derler ki, geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Bundan dolayı bizim geçmişimizi çok iyi bilip onu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Sultan Abdülhamit Urfa'ya da çok yakın biridir. Bunu şöyle bir misalla anlatayım size. Malumunuzdur, Eyüp Nebi'ye birçoğunuz gitmişsinizdir. Eyüp Nebi'de Eyüp Peygamber'in türbesinin hemen yanında sağ tarafında Abdurrahman Bağbey yatar. Abdurrahman Bağbey Sultan Abdülhamit döneminde 10 yıl sarayda kalmış ve Sultan Abdülhamit'in emriyle onun mektuplarını, hediyelerini tasavvuf erbabı alimlere, şeyhlere götürüp onları halifeliğe bağlamasını sağlamıştır. Başkan Baydilli'nin konuşmasının ardından Sultan Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Şanlıurfalılarla buluştu. Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta Nilhan Osmanoğlu Sultan Abdülhamid'in hayatını anlattı. Sultan Abdülhamid Han batıya yüzük bir batıya yüzü dönük bir padişahtı. Her şeyden önce bunu iyi anlamak gerekiyor. Lakin batıdaki yenilikleri alıp İslam süzgecinden geçirebilen ve bunu en iyi şekilde değerlendirebilen bir padişahtı. O yüzden hani şimdi bana sorular geliyor. Bu geçen de konferansta sanırım yaşadık. Yine bir hanımefendi anlamadı. Bu çocuk haklı değil mi? Neden Sultan Abdülhamit Han Batı müziği dinliyor? Bizim dinimizce bu doğru bir şey mi diye sordu. Yani o yüzden bir şekilde anlamaya çalışmak çok önemli. Bir insan olduğunu unutmamak lazım. Programın son bölümünde davetliler Nilhan Osmanoğlu'ndan Sultan Abdülhamit'le ilgili kafalarına takılan soruların cevaplarını aldı. Konferansın sonunda Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Nilhan Osmanoğlu ve moderatör Orhan Karaağaç'a günün anısına plaket verirken protokol üyeleri Osmanoğlu'yla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla Kars'ta tarım zirvesi yapıldı. Tarım zirvesi toplantısına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bundan sonra etliye sütliye karışacaklarını belirtti. Zaman zaman söylenir veya bölgede kullanılan bir ifade var. Aman ha, etliye sütliye karışma. Bu çok manidar bir ifade. Etliye sütliye karışma demek, başkalarının size biçtiği role göre hareket edin, başkalarının size biçtiği işlemleri yapın, işleri yapın, onun dışında bir ses çıkarmayın. İşte tam da bu cümleden hareketle biz artık etliye de karışıyoruz, sütliye de karışıyoruz, karışmak zorundayız ve bunu daha iyi yapmak zorundayız. Değerli bakanım, bu konuda zaten öncülük yapıyorsunuz. Bununla ilgili siz konuşacaksınız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise başka Türkiye'nin olmadığını söyledi. Bir bayrağımız, bir ülkemiz var. Gidecek başka bir yerimiz yok. Bakın gelecekleri varsa görecekleri de var. Buna ne bileyim? Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Bizim bir kimse ama... Bizim bir çakıl taşımızda gözü olanın gözünü çıkaracağız. Gözünü çıkaracağız. Onlar görecekler. Onlar görecekler. 67 yaşındaki Ahmet Fakıbaba'nın gerektiğinde Abdü'ne gireceğini de görecekler onlar. Onlar görecekler. Onların geleceği varsa göreceği de olacak. Allah'ın izniyle biz eminiz. Kendimizden eminiz. Bayrağımızı, ülkemizi, vatanımızı seviyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz devam ettiği müddetçe ki devam edecektir. Her şeyden bir hayır vardır arkadaşlar. Bunların kimin oyuncağı olduğunu bu halk görmüştür. Bu millet görmüştür. Kimin oyuncağı, kimin piyonu olduğunu bu halk görmüştür. İşte gerçek halk buradadır arkadaşlar. Gerçek halk buradadır. Biz hepinizi seviyoruz. Bize oy verseniz de vermeseniz de ama biz ülkemizi ve halkımızı seviyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun. İnşallah el ele vereceğiz. Ben
tarımın, gıdanın ve hayvancılığın önünün açık olduğunu görüyorum. Teşhisler konulmuştur. Teşhisler yerindedir ve devam edecektir. Göreceksiniz birkaç ay içerisinde en hızlı bir şekilde başlayacaktır. Gaziantep merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 400-469 bin liralık da senet ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep merkezli Antalya, İstanbul ve Muğla illerinde silahlı örgüt kurmak, suç işlemek, yağma, parada sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti, ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işleyen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21 adet ve 9 şahıs üzerine düzenlenmiş toplam 469 bin lira değerinde senet, 15 adet boş senet, 1 adet anahtarlık şeklinde ses kayıt cihazı, 20.700 lira, 1800 dolar ve 40 avro, 1 adet tabanca, 7 adet şarjör, 84 adet dolu tabanca mermisi, 11 adet muhtelif tabanca parçası, 11 adet av tüfeği fişeği, 2 adet tüfek, 8 gram uyuşturucu maddesi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şahıs sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 3 şahsın yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçenin en büyük aşiretlerinden olan Atici aşiretini ziyaret eden Başkan Atilla, burada dernek üye ve yöneticileriyle sohbet etti. AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halit Şimşek'in de eşlik ettiği ziyarette davetlilere çiğ köfte ikram edildi. Burada bir konuşma yapan Başkan Atilla, sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında ilçenin en büyük aşiretlerinden Atici aşiretinin kurmuş olduğu Aticiler Derneği'ni ziyaret ettiklerini ifade etti. Aticili akrabalarımız hem Atilla ailesinin omurgası bel kemiği hem de AK Parti'nin omurgası ve bel kemiği. Yani Atici'siz seçim olmaz. Başarımızın arkasında Atici'li akrabalarımız var ve karşılıksız hiçbir maddi menfaat beklemeksizin sürekli bizimle beraberdirler, bize destek veriyorlar. Allah onlardan razı olsun diyorum. Onlara ben Atilla ailesi olarak ve AK Parti olarak şükranlarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum diyorum. Bu akrabalarımız, bu dostlarımız önümüzdeki 2019 yılında yapılacak olan yerel ve genel seçime de şu andan hazırlıklarını yapıyorlar, şu andan hazırdırlar. 2019'un yerel ve genel seçiminde de Allah'ın izniyle onların bulundukları mahallelerde yine rekor üzerine rekor kuracak. Aticiler Dernek Başkanı Adil Kaya da ziyaretlerinden dolayı Başkan Atilla ve AK Parti İlçe Başkanı Halit Şimşek'e teşekkür etti. Dolar İlçe Başkanı ve Belediye Başkanı Sayın Menderes Atilla bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık diyorum. Menderes Bey'i hiçbir zaman yabancı görmedik. Bizim bir ağabeyimizdir. Bizim bir kardeşimizdir. Kesinlikle hiçbir zaman uzak görmedik. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam edecektir. AK Parti İlçe Başkanı Halit Şimşek ise davetleri dolayısıyla dernek üye ve yöneticilerine teşekkür etti. İnanın ki gittikleri yere sahiplenen, gittikleri yeri kendilerinin sayan bu kadar kaliteli insanlardır. Tekrar tekrar onlara, o gençler adına ve hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü genel itibariyle hepsi böyleler. Ve bugün zaten... Yani dostunun dostu, arkadaşının arkadaşı bir topluluklardır. Biz onlarla gurur duyuyoruz.
ve AK Parti çatısı altında zaten sürekli bulunan insanlardır. Allah eksikliklerini vermesin, sağ olsunlar, var olsunlar. Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyacını gidermek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki mahallede daha çalışmalarını tamamlarken, dört mahallede ise aynı anda stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını bir bir tamamlayarak yeni yolları Haliliye halkının hizmetine sunuyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Kalecik ve Umut mahallelerinde yol yapım çalışmaları tamamlandı. Yol yapım çalışmaları tamamlanan mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Haliliye Belediyesi, Belediye Başkanımız Sayın Recep Demirkol'a yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Köydeki bütün yani bozuk yerleri, su tutan yerleri, gereken arıza giderilen çalışmalarının hepsini sağ olsunlar ekipleriyle beraber hepsini gideriyorlar. Haliliye Belediyesi işte gördüğünüz gibi köyümüzdeki içi çalışmalarda devam ediyor. Daha önce il üzeriyle daire zamanında yapılmamış hizmetleri şu an Fevzi Başkanımız sağ olsun onları yapıyorlar. Köyümüz Şanlıurfa'nın 60 kilometre uzaklığında. Biraz hizmette geri kalmıştı ama onu o eksikleri Fevzi Başkanımız sağ olsun hepsini yaptı. Köyümüz için tertemiz çalışması devam ediyor. Biz başkanımızla razıyız. Sağ olsun, var olsun. Tamamlanan yol çalışmalarının yanında ihtiyaç duyulan bölgelerde de çalışmalar devam ediyor. İncir Ağacı, Bağlar, Yolyazı ve Gürpınar kırsal mahallelerinde 4 ayrı ekiple çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu bölgedeki çalışmalarını da kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan ekipler 4 ayrı bölgede yürüttüğü çalışmalarını tamamladıktan sonra program çerçevesinde diğer mahallelerde çalışmalarını devam ettirecek. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önceki günde ekranlarınıza getirmiştik bir ahırdan ineğin çalınma anı güvenlik kamerasına yansımıştı. İşte o inek zabıta ekipleri tarafından başıboş gezerken bulundu ve sahibine teslim edildi. Siverek ilçesinin Hacı Ömer mahallesinde Gazal K'ya ait ineğin 3 kişi tarafından çalınmasının ardından polis ekipleri güvenlik kameralarından zanlıların eşkallerini tespit çalışması yürütürken zabıta ekipleri bağlarda başıboş bir ineğin gezdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine öğle saatlerinde Dicle mahallesindeki üzüm bağlarına giden zabıta ekipleri terk edilmiş bir inek buldu. Polisin incelemeleri sonrasında gezen ineğin sabah 3 kişi tarafından çalınan Gazal K'ya ait inek olduğu tespit edildi. Polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişi yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Yıldızlar Güreş Grup Müsabakası final karşılaşmasıyla sona erdi. Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen grup müsabakasına 50 ilden 700 sporcu katıldı. 4 gün süren müsabakalarda sporcular birinci gelebilmek için minderde kıyasıya mücadele ederek ter döktü. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, grup müsabakalarında dereceye giren sporcuları tebrik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı güreş müsabakasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güreş takımından dereceye giren 6 güreşçi düzenlenecek olan final müsabakalarına katılacak. Düzenlenen müsabakalarda konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, kökü bu topraklarda olan gençlik yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye de devam edeceğiz dedi. Urfa için gurur verici bir olay. Emeği geçen herkese saygıyla selamlıyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsım, kurumum ve Sayın Başkanımız Nihat Çiftçi adına. Büyükşehir Belediyesi
gençliğin ne anlama geldiğinin farkında. Çok önemli. Bir şeyin farkında olmak önemli. Kendiliğinden gerisi gelir. 12 ayrı dalda kulüplerimiz faaliyet göstermekte. 3000'in üzerinde lisans dışı sporcumuz var. 500'e yakın güreşçi çocuğumuz kulüplerimizde eğitim görmekteler. Bu çocuklarımızın bugün burada göstermiş olduğu bu Greco-Roman Türkiye finali ile alakalı elemelerde göstermiş oldukları başarı bizim için çok önemlidir. Bu memleket inşallah çok daha iyiye gidecek. Herkes emin olsun bundan. Kökü bu topraklarda olan gençlik yetiştiriyoruz, yetiştireceğiz de. Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, güreş grup müsabakalarına katılımın üst seviyede olduğunu belirterek, sporcuları Şanlıurfa'da ağırlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda, sporcuların azmini tebrik eden İl Müdürü Keşküş, Büyükşehir Belediyesi'nin spora verdiği desteklerden dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Bizi izleyin. Haberiniz olsun.